Hoş geldiniz arkadaşlar. Seriye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu esnada birkaç şey düşündüm seri hakkında. Karakterlerin quest line'larını yapmayacağım, yapamayacağım. Çünkü hem quest line'ları farklı yollara da gidebiliyor. Hem de şey değiller, nasıl diyeyim? Bir seride, yani bu serinin içinde yapabileceğim bir şey de değil. Mesela bir tane karaktere yardım ettim, öbür karakter de etkileniyor bundan. Bu etkilenen karakterin quest line'ını yapamıyorum bu sefer. Ne oldu? Bacağa bak la. Neyse. Etkilenen karakter... Tüf, çok dikkatim dağıldı. Etkilenen karakterler questline'larını yapabilmek için NG geçmek gerekecek. NG geçmek de şu an bu serinin, yani bu seriyi yaptığım serinin içinde yok. Çünkü artık NG'ye geçmek demek oyunu bitirdim ben. Farklı yollardan bitireceğim demek ya da daha zorlaştırıp daha da hem oyun da zorlaşıyor hem farklı oluyor. Ya ben daha kendi 300 saatlik karakterimde yapamadım bütün questline'ları. Mümkün değil burada bunları tek seriye sığdırmam. Oyunun uzmanı da değilim. Sadece 300 saat oynadım. Çok pardon. 300 saatten çok daha fazla oynadım da. 300 saatlik karakterim var şu an. Ya yani onda bile yapmadım questline'ları. Burada yapmaya kalkarsam bu seri yakın zamanda bitmez. Belki gelecek yıla falan biter. Şimdi geldik. Haritamızın adı Road of Sacrifice. Bu güzel bir map değil. Gerçekten hiç hoşunuza gitmeyeceğine inanıyorum bu haritanın. Oh, oyun bir kastı benim, pardon. Bu elemanlar var. Bu elemanlar biraz fazla güçlü. Titan Shard çıktı, güzel. Evet, bunlar mızrak olduğu için vuruşları biraz farklı. Gerçi değişik bir mızrak da. Şu yoldan gideceğiz öncelikle. Böyle aşağı. Tekrar aşağı. Sonra şunu aldık. Tamamdır. Böyle aşağı iniyoruz ve buradayız, mükemmel. Üçünü bir indirelim. Oyunum şu an kasıyor nedenini bilmediğim bir şekilde ama olsun. Mikrofon iyi mi? Tamam. Mikrofon kontrol ettim tekrardan. Aklıma geldikçe kontrol ediyorum. Bu arada köpeklere karşı kalkanla korunmak zorunda değilsiniz. Kalkanla korunmak tabii ki onları stunlıyor ama kılıçla korunup şeyden, stun yemekten kurtulabilirsiniz en azından. Ah, Invader geldi. Çok güzel. Invader'ı da göstermiş olurum. Ama hiç Invader'a karşı elimden fazla bir şey gelmeyecek. Neyse, önemli değil. Biz yolumuza devam edeceğiz. Puf. Şöyle gideceğiz. Dikkat edin, bakın şurada kırmızı gözlü bir yaratık var. Onun önünden geçmek istemeyiz. Onun biraz körlüğünden faydalanacağız. Ama bunun arkasından backstep de atamayacağız. Yani kritik de vuramayacağız. Ağır vuruşla saldırıyı başlatıyorum. Sonra düz vuruş, düz vuruş. Geri çekiliyorum. Oluyor lan? Adam evine döndü. Vazgeçti invade'den. Gene aynı şekilde ağır vuruş. Burayı bu şekilde geçmeniz önemli. Bunlar uğraşmak istemeyeceğiniz yaratıklar. Hiçbir şekilde. Ya özellikle şuradaki uğraşmak istemeyeceğiniz bir yaratık ama buradan gitmemiz şart. Gerçekten burada çok önemli bir eşya var.
Evet, o bizi birazcık duydu ama. Buna full can gireceğim. Zaten bütün potlarımı harcamam gerekirse öyle bir şey gerekmeyecek. O zamana kadar çoktan ölmüş olurum eğer öleceksem. Evet, güzel. Buna sakın hiçbir şekilde enerjimizi bitirtmiyoruz. Bu hani görüp görebileceğiniz bosslardan daha zor olabilir sizin için. Onu söyleyeyim şimdiden. Bu Black Knight olması lazım yanılmıyorsam. Silver Knight da olabilir. Potu bitiremedim içmeyi bir türlü. Bunu isterseniz girmeyin. Bunu uyandırmadan da yol alabilirsiniz. Hemen onun yolunu göstereceğim. Ben kestim tabii ki. Niye kestim? Bilmiyorum. Alışkanlık olmuş bizde bir şeyler kesmek. Şuradan mümkün olabildiğince sessizce atlayabileceğiniz en yakın yerden. Adamı oraya, yani sırtı buraya dönükken o eşyayı alıp, yani bu eşya ile birlikte o eşyayı da alırsanız şuradaki, ki buradaki eşya için geliyoruz zaten. Kol, kömür. Artık farklı çeşit çeşit daha çeşit daha değişik gemler basabileceğiz eşyalarımıza. Bunu sağlıyor. Demirciye veriyoruz bu kömürü. Kömür için geliyoruz. O kömürü oradaki eşyaları aldıktan sonra 3 tane eşya var topu topu zaten. Onları da aldıktan sonra kemiği kullanarak şuraya dönüp bu yola bir daha gelmezsiniz. Kimse de ölmemiş olur. Burada takip etmemiz gereken yol şöyle bir sağdan gideceğiz. Tabii ki burada bütün tek tehlikeli yaratık bu değil. Burada ateş kullanmanızı öneriyorum. Tam hatırlayamadım. Umarım doğru hatırlamışsındır zayıflığını buradaki yengecin. Kesinlikle derin suda savaşmıyoruz. Kendimize birazcık çekiyoruz. Karaya da çıkmamaya özen gösterin. Karaya çıkarsanız kaçar, canına fuller. Eski konumuna geri gelir. Çok dikkatli oynayın. Sağ eli çok tehlikeli. Şu hareketi yaptığında bedava hasar atarsınız. Artık sesi duyduğunuzda zaten işi bitmiş oluyor. Bu yüzük için öldürdük zaten bunu. Ve burada rahat dolaşabilmek için. Bundan bir tane daha var burada. Ölmediğiniz sürece geri doğmayacaklar bunlar. Pardon. Bu önemli bir eşya. Burada o yüzükle beraber bu önemli bir eşya. Pyromancer Stone. Bu da NPC bir şey. Baskıncı. Hemen onu da kesmenin kısa ve kolay yolunu göstereceğim. Şuradaki iki elemanla birlikte. Bu büyücü karışımı bir NPC. Yalnız benim fena FPS drop yiyorum. Geliyor. Güzel. Bakın burada koşuyorsunuz. Doşlayıp tabii ki yemiyorsunuz hiçbir şekilde. Buraya iniyorsunuz. Güzel. Enerjinizi bitirmiyorsunuz sakın. Merdivene bindirtmeyecek şekilde. Aynı şekilde onları da düşmesini sağlayarak. Evet, kendim dedim, kendim yapmadım. Benim hatam. Anlatırken uygulamamak da neymiş ya? Ben size yapın diyorum. Kendim yapmıyorum. Merdivene bindirirseniz o adam staminadan avantajlı gelip sizi öyle indirecek. Yine kullanıyoruz şeyi. Ember'ı. Bu yoldan gidiyoruz. Bu yol mantıklı yol. Az düşmanın bulunduğu yol yine. Tabii ki yengecin teki gene doğdu. Yine ateşimizi bastık. Kendisi yolunu bulabilirse bize doğru umarım. Güzel.
Evet, erken dodge attım. Yellowfinger hiç uygun zamanda gelmedi. Acele ediyorum o yüzden öldürmek için de. Ölmüş olabiliriz tekrardan. Ölmedik. Güzel. Hemen kaçıyoruz. Evet, Yellowfinger çok kötü zamanda geldi. Onu bir... 2v1 atmayacağız. Karaya çıkacağız. Yellowfinger kardeşi bir halledelim. Bunu da halledeceğiz. Eyvahlar olsun. Her şeyi başımıza yıktık abi. Neyse ki yengeçten kurtulduk. Bu sefer de köpek geldi. Şu Yellowfinger'ı bir... ağzına vuruyoruz. Böyle. Acımayın. Evet, enerjimiz bittiği için maalesef. O büyü çok küçük etkili olduğu için poison'umuzu bozmuyor. Bütün videonun içinden geçti arkadaşımız ama olsun, kendisine teşekkür ediyoruz. Katkıda bulunduğu için. Nerede kalmıştık? İyi ölmedik. O bile anam. Evet, mükemmel. Friendly Fire'ı açık unutmuş arkadaş. Yani... iyi ki telefonla uğraşıyorum. Bir işim var telefonda. Etmedikleri kalmadı. Neyse. Hiç. Böyle her şeyle giriyor adamlar. Hiç acımadan. Bu eşyayı alıyoruz. Şuradaki... buradaki nerede lan? Burada bir yerlerde bir eşya olması gerekiyordu sanki. Buradan aldım. Şöyle gideceğim. Ha, şunu diyor. Diyorum ama onu da yengeç var arkasında. Tamam, neyse, ateş basmıyoruz. Çekiyoruz kılıç. Kalkanı çıkardık. Bir şeyler daha çıkarıyoruz. Tabii ki de cıplak kalmıyoruz. 70 olmadı mı? Herhangi bir şey takıyoruz. Böyle değil tabii. Şöyle yapmamız lazım. Onu... soldakinin frost damage'ini vurmak istiyorum sadece. Ondan sonra kullanmayacağım zaten. Evet, bu kalkan aşırı önemli. Kalkanı kesinlikle kaçırmıyoruz. Vurdum frost damage'i. Sesi geldi gördüğünüz gibi. Ah, neyse, ben odaklanmam lazım. Bunu da indirdik. Artık yengeç derdimiz kalmadı. Rahatça dolaşabiliriz. Şurada bir eşya var. Onu almak istiyorum. Burayı da bayağı uzun zamandır böyle gelmediğim için biraz zor hatırlıyorum. Burayı koşar adımlarla ihtiyacım olanı alıp gittiğim için her şeyin yerini hatırlamak biraz zor olabiliyor. Şimdi... Yellowfinger'ı kesmiştik. Onu çıkardık aradan. Tamam. Şu elemanına hiç uğraşmayacağız tabii ki. Ama bu sefer merdivene de bindirtmeyeceğiz. Kesinlikle buna dikkat ediyoruz. Kaybettiğimiz ruhumuzu... ana...
Bak şimdi. Elinde peri kalkanı vardı, artık yok. Ama şu an çok tehlikeli. Buna Frost Damage vurmak istiyorum. Vurabilirsem. Bu adamla siz fight'a girmeyin. İlk dediğimde o merdivenden düşürme hareketini yapmaya çalışın. Neyse ki kılıcı çok ağır. Kesinlikle o şifa basma büyüsünü kendisine yapmak için fırsat vermeyin. Çok güzel. Son anda yedi Frost Damage'i. Evet, burada zaten bir eşya yok. Şurası da bizim kömürü aldığımız yer. Buradan ulaşamıyoruz maalesef. Keşke ulaşabilseydik. Herkes için daha kolay olurdu. Şu bacalar önemli. Bakın bacaların yerini birazcık aklınızda tutabilirseniz çok kolay olur sizin için. İlerleyen zamanlarda. Bu neydi? Ha, bu ölen adamın kılıcı burada kalmış. Güzel. Şurada bir eşya var. Bunu da aldık. Mümkün olduğunca her eşyanın yerini göstermeye çalışıyorum sizlere. Ki sıkıntı çekmeyin ileride. Ha, bir de şey az kalsın şey unutuyordum. Bonfire'ları her zaman açıyoruz ki ona lan onu görmemişim. Ha, adamın eşyası pardon. Grit Club güzeldir. İlk başlarda dinleyeceğiniz grit sopalardan birisi işte. Perilenemez her vuruşu. Yani düz vuruşları perilenemiyor. Ağır vuruşları perilenemiyor. Şu vuruşları perilenebiliyor zaten. Onu da söylemiştim. Buradan kesinlikle devam etmiyoruz. Ben buraya girersem çıldırırım şimdi. Ya başka işlerim de var şimdi. Yarın da ehliyet sınavı var. Birazcık da o. Ona bakacağım. İki kılıçla dolaşabiliriz bu arada. Hiç sıkıntı değil. Hatta şu an daha iyi olacak gibi görünüyor. Evet, ne yaptık? Şöyle. Tamamdır. Bu tarafı tamamladık. Sayılır. Şurada bir yer vardı. Yengeçleri kestiğimiz için rahat rahat hareket edebiliyoruz artık. Çok güzel. Gene Green Blossom. Çok da işime yarayan bir şey değil yani. Dikkat ediyoruz. Ha, küçük kertenkele sesi geliyor. Yukarı katta o ama. Bu tarafta sağda adam var. Kırmızı gözlere her zaman dikkat. Buzu attıktan sonra keşke Lothric'le vurmaya devam etseydim ama bize bir sıkıntı çıkarmadı. Yaptığım hata. Sage Ring, okey. Burayı da aldık. Şimdi aldığımız eşyalara bir göz atmak istiyorum. Sigmar'u Frost Resist kazandırır ve can yeniler belli bir miktarı. Pot gibi yani. Green Blossom yedikten sonra bir süreliğine enerji yenilemenizi arttırır. Ateş direncinizi arttırır. Bu da ateş basar kılıcınıza ama çok kısa süredir sadece daha fazla hasar vardır. Buna kıyasla. Bu daha uzun süreli ama. Bu elektrik hasarı, bu karanlık hasarı. Bunu anlatmıştım. Hatırlıyorum. Bu lock'ınızı, item discovery'nizi arttırıyor belli bir süreliğine. Bu şöyle şu şekilde etraftaki bazı eşyalara dönüşmenizi sağlıyor. Kamufle amaçlı. Çok da işe yaradığını söyleyemeyeceğim. Yani daha çok keyif ve troll amaçlı kullanıyoruz. Bunu harcamayın. Şu devin verdiği size özel. Sanırım. Bu zaten biliyoruz. Bunu da biliyoruz. Bunu kullanmıyoruz kesinlikle. Kemik gibi ama ruhlarımızı kaybediyoruz. Bunlar ruh. Bu Palatongo'ya geleceğiz. Koop eşyası. Baskın eşyası bu.
evinize gelen, çağırdığınız arkadaşları dünyanızdan atmanıza yarıyor ya da başkasının dünyasında evinize dönmenizi sağlıyor. Bu da bunu hiç kullanmadım, ne işe yarıyor? Söyle, bir şey diyemeyeceğim. Ha, o ne lan? O yengeci öldürmemiş miydik biz? Ha, doğru, ölmüştük galiba. Hayır, öldürmediydik onu. Doğru. Onu öldüreceğiz. Yolumuzda duruyor. Hemen öldürelim. Bir müsaadenizle, sanırım oyunu kasmasını sağlayan bir şeyler var. Açık aşağıda. Ananı avradım. Ne oluyor? Evet, ben şüphelenmiştim bundan ama... Tamam, vurdum Frost Damage'i. Artık çocuk oyuncağı stun yiyecek zaten. Sonra vuracağız kritiği. Bunun zayıf yönü vardı. Zayıf noktası tam hatırlamıyorum. Dediğim gibi ateş olabilir. Ama... Ateş basmak istemiyorum şu anda. Şurada... Aa, Invader geldi. Sesini duydunuz zaten. Bu invaderlardan bol bol invade yiyeceğiz düşük seviyede. Hiç telaş yapmıyoruz. Yaratıkların olmadığı bölgelere gidiyoruz. Anana uğradın. Sen ne saygısız bir hıyarsın. İnsanda selam falan olmaz mı? Böyle invaderların içinden geçiyoruz çünkü selamsız geldi. Hiç acımıyoruz. Tamamdır. Hallettik bunu. Yani yüksek seviyede insanlar birbirine selam veriyor. Duello falan atıyorlar ama burada aynı şey söz konusu değilmiş anladığım kadarıyla. Kritik yedi. Çünkü şey, bozuk bir duruşu vardı. Onları anlayacaksınız yavaş yavaş. Anlatıyorum ama her şeyi anlamamanız çok normal. Eyvah. Buraya hiç dikkat etmedim ama önemli değil. Fark ettiyseniz biraz fazla acele ediyorum. Videoları yarım saate sıkıştırabilirsem sıkıştırmak istedim. Herkes için iyi olacak gibi görünüyor o şekilde. Ya bu invaderları kesmeniz pek kolay değil ama iki elinde kılıç olan, ya bizim gibi değil, biz şeyiz. Anormal bir versiyonuz. Bu şu şekilde. Şunlar mesela. Bu elinde bunları tutanlar çok korkutucu gelmiyor bana. Yani bunu oynamak ustalık gerektiriyor ve herkeste ustalık yok. O yüzden ya ustaysa zaten sizi ya kesecektir ya zorlayacaktır. Ya sizi her türlü kesecek muhtemelen de usta olmasa bile. Yine de halledebilirsiniz. Sakın korunmaya falan çalışmayın. Direkt karşı atak. Invader olduğu için potları yarı sayıda. Ki bu seviyede seviyemiz düşük. Bize bu seviyede baskın atabilmesi için potlarını, yani düşük seviyeli olması lazım. Potları da full olmaması lazım. Yani 3 tane 4 tane potu vardır. İstisnalar olabilir. Çok iyi oyuncular bir seviyede gidip tüm potları toplayabilir. Ona yapacak bir şey yok. Tamam, bu şekilde geldik. Ne yapacaktık? Nereye gidecektik biz? Bak, Invader geldi. Kafa gitti yine. Bonfire'a gidelim madem. Yavaş yavaş her şeyi topladık. Az çok. Yani bu harita da bitmek üzere. Bu harita küçük bir harita. Öyle ya, biraz karışık, büyük bir harita olduğu için. Kesinlikle bakın.
Oyun size bir sürü seçenek vermiş. Hangisine gitmek istiyorsun onun? Açık dünya oyunu ha. Kafana göre git. Kafana göre tak. Hani video izliyorsun, adam oyundan gidiyor falan. Muhtemelen onu takip ediyorsun ama o yapılmaması gereken bir şey. Bu neymiş? Okey. Eyvah, göremedim. Blok yedim. Şeyden. Sop. Kaz. Ekranım kaplandı yani. Bu mızrakları perilemeye çalışmayın zaten. Bunlar perilenebildiğinden şüpheliyim. Sol elinizdekiyle kritik vuramazsınız bu arada. Evet, biz bu iki kılıçla devam edelim. Ben soldaki kılıcı da geliştireyim. Sağdakine de ateş bastık mı? Hem havalı oluruz. Hem de gayet güçlü oluruz. Şurada eşya var. Köpek sesi duyduk. Hemen korunuyoruz. Ve öldürüyoruz. Ah, böyle acele edince birazcık potum harcamış bulundum. Hatta bayağı potum harcamış bulundum. Hatta bir kere de ölmüş bulundum. Ama neyse. Aa, bu poise düşük değilmiş. Deneyeyim dedim de. Bir de birazcık FPS düşük burada. Bakın şu mor bulutun içine girmeyin. Zehirdir o. Zehirle yüklenirsiniz. Invader geldiğinde hiçbir şekilde panik yapmıyorsunuz. Ha ben Blue Sentinel'i beklemedim, o ayrı konunu bak hiç aklıma hiç kullanmadığım için. Oynarken bilmiyordum ben onu. Hep kendim uğraştım Invader'larla. Eyvah, şurada da şey vardı. Burada bir Hodrik daha var. Bunu ölmek çok olası. Şu bonfire bir açalım da. Şurada. Bu bir harita küçük. İsterseniz çok zorlandığınız durumlarda haritanın ismini Google'a yazıp Road of Sacrifices map yazarsanız çok detaylı, yani neredeyse çok detaylı haritayı bulabilirsiniz önünüzde. Ona göre oynayabilirsiniz. Ama tavsiye etmiyorum ilk başlarda. Tabii yön duygum çok kötü benim falan diyorsanız bilemem. Yani artık gına gelmiştir haritayı oynamaktan. Bulamıyorsunuzdur yolunuzu, kaybolmuşsunuzdur şeklinde. Hani çünkü referans noktası da çok yok adam akıllı. Şey yapamıyoruz yani. Yönlendiremiyoruz da kimseyi. Şurada eşya var mıydı? Aldım mı ben ya? Almış olmam lazım. Neyse. Buraya indik. Estus Shard'ı aldık. Ne demek? Pot sayımız artacak demek. Mis gibi. En önemli eşyalardan birisi de bu. Ondan sonra böyle yolumuza devam ediyoruz. Bakın ikisi de bizi görmüyor şu an. Şu da bizi görmüyor. Şu da bizi görmüyor. Önce şunu çıkaralım hızlıca. Ama bunu çıkaramazsak hızlıca öbürünü uyandırabiliriz yanlış istemeden. 3 vuruşta zaten frost damage atmış oluyoruz. Ateşe ateşe girdi. Stun yedi. Güzel. Bunları öldürmeseniz de olur. Yani şu oturanı öldürmeseniz de olur ama Ember çıkabiliyor falan. İşinize yarıyor. Şunu alıyoruz. Bonfire'a geri gitmeden ya da bir dakika. Bir şeyleri düşünüyorum.
Her şeyi aldık sanırım, yanılmıyorsam. Yani gösterdim. Gösterdim. Unuttuğum bir şey varsa affola. Holy Night Hodrick. Evet, onu unuttuk. Onu bir summonlamamız gerekecek. Önce o zaman bir bonfire edelim. Holy Night Hodrick. Hani ilk baştaki kadar kolay değil. Onu ilk başta kovaladık ama burada kendimiz çağırıyoruz. İşte o zaman işler biraz değişiyor. Tabii bu Holy Night Hodri'ye de etraf temizletebiliriz bir şekilde ama o zaman onu da artık siz öğrenince şeyleri kullanmayı öyle şey yaparız. Int ve Fate'e veriyoruz. Birer tane. Önemli. Buraya, bu map'e geldiyseniz özellikle Int'i 10 yapmanız çok önemli. Travel aynı yere. Tamamdır. Şimdi köpeği bir çıkarıyoruz aradan. Çıkardık köpeği aradan. Bu ikisi bir iki hıyarı da çıkaralım. Bakın vurduğum halde vuruşu bozulmadı çünkü. Gerçi aynı şeyi 50 kere anlattım artık. Yeter değil mi sizce de? Evet, bu adam biraz fazla vuracak. Dikkat etmemiz lazım. Perilenmemiz an meselesi zaten. Kalkanı varken elinde. Kalkanı yokken vurmaya özen gösteriyoruz. Vurduk Frost damage'i. Enerjimizi bitirdik ama. Frost'u vuracağız diye. Bu adamı siz çağırmayın. Mümkünse, mümkün olduğunca. Ah, kritiği ıskaladım. Doşladı daha doğrusu. Hodrik'in kaçması pek normal değil aslında ama niye kaçıyor anlamadım. Ve ardışık da vurmadı. Niye orada vurma fırsatı varken vurmadı? Zaten hayvan gibi vuruyor. Neyden korkuyor bu adam? Ah. NG7 de böyle değildi. Evet, ölüyorduk onu yeseydik. Evet, kendisine buff bastı. Hasar buff'u. Ama kendisi de hayvan gibi hasar yiyor. Sürekli. Evet, ikinci potunu harcadı. Son potu kaldı. Bu adamı siz çağırmayın. Bu adam hala zor. Dedim NG 0'da belki değildir dedim de. Bu adamı kesmek için bir şey lazım. Peri kalkanı çok insanı tedirgin ediyor. Şu sağ olsun bize biraz can basıyor. Anana avradını. Öldürdük kendimizi. Evet, şu an çok kötü durumdayız arkadaşlar. Muhtemelen öleceğiz. Hakkınızı helal edin. Son görevime çıkıyorum. Neyse, biraz dikkatli oynarsak bir şey olmaz. O ne be? Oh. ...56 vuruyorum, adam cana gitmiyor. Adam bana bir vuruyor. Tek atıyor işte. Bu sıkıntı oluyor. Neyse ki bir iyi dövüşüyoruz. Hıh!
Hayır. İşte bıçağı. Bu yüzden yanınızda taşımalısınız arkadaşlar. Böyle durumlarda bıçağı olan kazanıyor. Oh. Çok güzel savaştı ya. Gerçekten. İşte bu gibi durumlar için Dark Souls seviyorum. Odri'yi de çağırıp öldürdük. Pek bir şeyi kazandırmadı bize. O yüzden siz de çağırmayın. Yani hiç gerek yok. Hiç çağırmayın. Rota çizeceğim kafamda. Olara gittiydim. Tamam. Ya bir tek boss'a gitmek kaldı sanırım. Heh, doğru. Bir de şuraya gitmek kaldı. Vitalitimiz yeterince fazla olsa sürekli kılıçları çıkarıp kalkanları çıkarıp yerine başka bir şeyle doldur koymam gerekmeyecek ama vitalitimiz yeterli olmuyor. Gerçi bir zırh, ben zırh giymek istediğim için birazcık da yetersiz kalıyor. Şunları her zaman önce öldürüyoruz. Yani vurduğu damage pek etkili olmadığı için kendisini öldürdüm. Yani bana vurmasına bir sakınca görmedim. Evet. Bu haritadaki de her şeyi aldık sanırım. Yanılmıyorsam. Bu Heretic Staff'la. Yani buraya kadar. Bıçağı daha fazla harcamamam lazım. Hatta bıçak yenilemem lazım gerekecek. Şuraları bir temizleyeyim. Neden 10 int yapmamız gerektiğini göstereceğim. 10 int yapmamızın sebebi buradaki arkadaş. Evet, bu büyücü size, yani bundan büyücü oynayacaksanız bu çok hayati önem taşıyor. Büyücü oynamayacaksanız bile büyü almak istediğiniz zaman bundan alacaksınız. Ama 10 intiniz olmazsa kabul etmiyor size hizmet etmeyi. 10 int olmak şart en az. Bu adamı shrine'a getirebilmek için. Sonra buradaki eşyayı aldık. Eyvah, kamera. Hayır, düşeceğim. Orada delik var. Bakın şu deliğe düşmeyin. O bir yaratığın önüne düşürüyor sizi. Şu arkası da haç olan kırmızı gözlü yaratıkların oraya düşürüyor. Hiç güzel şeyler yaşanmıyor orada. Düşerek gittiğiniz için yanına. Evet, bu adamı götürdük biz eve. Önce bir o adamla konuşmaya gideceğim. Acelesi yok ama bıçak yenilemesi yapmam gerekecek. Bu boss'ta bıçaklar çok önem arz ediyor. Tamamdır, telefondaki işimi de bitirdim, oh be. Ah, rahat rahat oynayabiliriz artık. Ne yapacaktım ben? Büyücünün yerini göstereyim. Önce demirci kömürü verelim. Estus flask yaptıralım. Var mı başka? Yok, bir tane olduk. Evet, 8 tane potumuz oldu. Infuse, bakalım ne seçenekler gelmiş. Sharp var mıydı hatırlamıyorum. Fire yoktu, poison yoktu ve yo, fire vardı. Heavy ile sharp yoktu. Refined da yoktu yanılmıyorsam. Poison yoktu. İşte neyse, siz artık hatırlarsınız. Genelde ben onları toplayıp verdiğim için direkt hangisi yoktu, hangisi vardı çok da bilmiyorum. Reinforce, ben bunu kullanacağım. Kullanıyorum şu an. Bununla konuşmayacağım. Büyücüyle konuşacağım. Ya durum ne gerektiriyorsa o şekilde silahlanın. Bakın büyücü burada. Büyüleri var falan şeklinde. Bunları da kullanabilirsiniz.
Güzel. Ha, pardon. Neden o yöne gittiğimi şimdi hatırladım. Burayı hızlı geçtim çünkü çok sıkıcı bir yer ya. Gerçekten. 149 tane aldım. Siz kullanmıyorsanız almak zorundaysınız. Ama çok tavsiye ediyorum. Yani yanında bıçağı, yani yanında bıçağı olan adamdan korkmazsın. Ama bıçağı olan adamdan korkarsın. Bakalım. Gene aynı yere gidiyoruz. Şimdi boss savaşı var. Ondan sonra video bir saat zamana ulaştıysa, yani bakalım. 40 dakika. İyi, 40 dakikaysa daha şey yapmamıza gerek yok. Videoyu durdurmamıza gerek yok. Köpek sesi. Köpeği öncelikle halledelim. Ha, bir de sol elimde kılıcı geliştirmek için farklı bir materyal istedi. Titanium Shard istemedi. O da şundan dolayı. 3 farklı kılıç tipi var. Yani silah tipi var. Normaller, özellikliler, şu mesela bu Frost vuruyor ya, o şekilde. Bir de boss silahları. Bunların her biri farklı şey, farklı yükseltme eşyası kullanır. Konuşamadım. Hop, burada bir tane adam vardı. Hiçbir şekilde unutmuyoruz. Biraz susuz kaldım galiba. S'ler çok şey çıkıyor benim. Su içeyim şu videodan sonra. Bakın yerdeyken bir de fark etmişsinizdir. Yerde olan birisine vuramazsınız. O yüzden kalkmasını bekliyorum vurmak için. Yere düşürdüğüm zaman. Boşunuza enerji harcamayın. Siz nasıl istiyorsanız öyle oynayın bu arada oyunu. Kimseden görüp de kalkan çok önemli, kalkan kullanayım falan değil. Nasıl rahat ediyorsanız onu oynayın. Her türlü şeyi yapabilirsiniz bu oyunda. Eyvahlar olsun. Eyvah. Frost'u vurdum. Artık sol elimdekini kullanmama gerek kalmadı. Vurmadan vuracağım. Tek eliyle vurduğu için bozulabiliyor. Ve asasıyla vuruyor yani. Sağlam, ağır bir şey değil. Bakın bu karakter büyücü ne renk büyü yapıyor ona dikkat edin. Başka bir şey demeyeceğim. Bu boss işin ipucu olarak zaten izleyip anlayacaksınızdır diye umuyorum. Ana. Maalesef izleyip anlatamadım. Neyse bu ipucundan yararlanarak bu boss'ta zorlanıyorsanız kesin. Bu boss mor renkli büyü yapıyor. Hop. Bakın sol elimizdekini geliştirmek için Twilight Titanite verdi. Bu da aynı şekilde. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Çok makbule geçti. Eyvahlar. Orada silah size değmiyorsa doğuşlamak zorunda değilsiniz. Az önce silah benim üzerimden geçti gitti. Evet, 15 fade'den sonra enerjiye vermeye devam edeceğim.
kılıç kullanıyoruz. İki farklı kılıç kullanıyoruz. O yüzden enerjimizi dayandırmak biraz zor oluyor. Güzel, 11.000 ruhumuz var. Bu da bonfire'ımız var. Twilight Titanite buldum. Sol elimdekini geliştirebiliyorum. O zaman kesinlikle geliştireceğim. Travel Firelink Shrine. Geliştirmeden gitmemize gerek yok. Sonra rakibiniz bir canlı hayatta kalır, sizi öldürür, boş yere üzülürsünüz, dizlerinizi döversiniz. Gerek yok böyle şeylere. Öncelikle yükseltmeye gidiyorum. Bakalım. Yanlış şeye bastım. Okey. İki seviye oldu. Çok güzel. Pyromancer burada. Artık benim... Pyromancer Tom bulduyduk. Onu verdik. Burada ne bulduk? Fire Orb bulduk. İşte bu. Bunu alıyoruz. Tamam, gerisini boş verin. Boş vermeyin de isterseniz alın. Yani elimizde Titan şartlar var. Ben bu gördüğünüz sağ elimdekinden başka, yani yakın zamanda kılıç kullanmayacağım için bunu, bu elimdeki Titan şartlar boşa kalmasın diye bunu artılayacağım. 3 tane daha sonra bu da artı 3 olacak. Evet, bu da önemli. Şimdi size spell koymayı göstereceğim. Fire Orb aldık ama nasıl kullanacağız bilmiyoruz. Seviye atlayabiliyor muyuz 3000 ruh sonra? Bakalım şurada. Yok, yanlış oldu. 3000 şu verirsem olur da. Onun ruhuyla ne alabiliyorum hemen bir bakayım. Demelen bir işime yaramayacak ama. Lan lan, yuvarlağa basmadım ben. Hayır, hiçbirini almayacağım. Biri asa, biri büyü. O yüzden. Bakın bunu, bu ruhları şu şekilde kullanmak, üzerinize yüzük olsa da, ruh arttıran yüzük olsa da hiçbir etkisi yok. Ya da ruh arttıran başka bir şey olsa da. O yüzden gelip buradan hızlıca satmak çok daha karlı. Yetiyor mu? Fate 15 yapabiliyor muyum? Yani 11 pardon. 15 yapamam da. Güzel. İlerleyelim. Şeye kadar gidelim. Oradan sonra videoyu durdururum. Öbür bölümü çekerim. Cathedral of the Deep. Bir katedrale girelim. Kiliseye ya da katedrale daha girmeyiz. Buradan sonra zaten öbür bölümde DLC'ye giriş yapacağız. Bakacağız, eğer DLC'ye girmek için seviyemiz çok düşükse, DLC çünkü çok güçlü bir yer. Bakın bunun elinde kalkan yok ama peri hançeri var. Dikkat ediyoruz. Yani perileyebilir bizi. Sadece kalkanlarla peri atılmıyor. Frost'u vurabilir miyim sana artık? Teşekkür ederim. Ah. Bazen hasar almaktan çok korkmayın. Yani hasar alıp öldürebilecekseniz alın gitsin. Kalkanın can yenilemesiyle bile yenileyebilirsiniz o canı. Restlendik, o adam tekrar doğmayacak. Paladins Ashes geldi. Onu da market dükkana vereceğiz gene. Ne verdiğine bakacağız. Önce katedrale giden yolu bir temizleyelim. Şuradan gidiyoruz. Şöyle sol yapıyoruz. Kalkanı aldık. Bu kalkan ateş direnci güzel. Yüksek bir kalkan. O yok, bunun dark direnciymiş, pardon. Dark direnci yüksek bir kalkan. Bu pasif olarak, bunu da nasıl okuyacağız? Şurada yazıyor. Bakın orta satır, ikinci satırda. Speed, stamina, recovery diyor. O şekilde görebilirsiniz. Tabi buna klavyede F, kolda kareye, yani PS4 kolunda, Xbox kolunda da X'e basarak değiştirebilirsiniz.
Tekrar hatırlatma amacıyla söyledim. Yoksa bunu daha önce söylemiştim. Ta ilk bölümde söylemiş olmam lazım. Kalkanların özelliklerine bakın. Bütün eşyaları okuyun. Ben okumuyorum ama okuyun. Ya sıkılıyorum diyorsanız okumanıza çok da gerek yok. Genel bakın. Hoşunuza gidene bakın. Grass Crest ya. Bunu kullanmak isterim ama enerjim yetmiyor. İki kılıçla da şey. Yük kapasitem yetmiyor. İki kılıçla devam edeceğim o yüzden. Pek karlı bir iş değil iki kılıçla devam etmek belki ama şu an DPS atıp bana az önce sol eldekiyle şey Plunging atak atılıyor mu atılamıyor mu hatırlayamadığım için failledim. Başka tuşa bastım sonra. Oha. Bu adam kaç canı kaldı? Tamam. Bunun da eşyası düşecek. Bu da zehre karşı dirençli bir kalkandı sanırım. Yok zehir direnci veren bir kalkantı var mı? Aynen. Geldik buraya. Burası biraz sıkıntılı. Çok fazla köpek var. Şöyle kalkan takacağım. Shine Lens kalkan takacağım. Peri atmayacağım çünkü. Canımızı yenileyip girdik buraya. Aradan geliyoruz. Okçuları görüşüne girmeden sonra köpeğin tekini burada tek başınayken kesemiyoruz çünkü. Duvara vuruyoruz, evet. Arbaletli bu. Güzel, ikisine bir vurduk. Çok iyi. Sakın koşmaya çalışmayın. Eğer köpekler peşinize takılırsa kaçmanız pek olası değil. Burada köpekleri öldürün. Ondan sonra istiyorsanız yolunuza gidin. Kimse bu oyunun bana açık dünya olmadığını söylemesin. Az önce bir haritaya gitmedik, bu haritaya gitmeyi seçtik. Tamam, belki tam olarak %100 bir açık dünya değildir ama ki açık dünya. Evet, burayı da aldık eşyamızı. Ne aldığıma bakmadım. Neyse. Çok önemli değildi herhalde. Bir şeyler var mı diye etrafta baktım. Yok sanırım. Mümkün olduğunca her şey, bütün itemlerin yerini göstermeye çalışıyorum. Bazı arkadaşlarınız vardır benim gibi eşyaların yerlerine takan. Bu arkadaşlar kendilerini patlatıyorlar. Böyle kendini ateşe veriyor. Sonra koşturuyor peşinizden üzerinize atlayıp kendilerini patlatıyorlar. Bildiğiniz kamikazeler. Tabii patlamadan da öldürebilirsiniz ama kaçmanız da sizin için iyi olur. Mesela şu şekilde kaçtım. Hop tam atladı. Öldü. 1100 hasar attı kendine. Bizi o kadar vurmayacak. Bizim ateş direncimiz falan var. Yeteri kadar. Yani o kadar yiyemeyeceğiz ama güzel bir hasar yiyeceğiz tabii ki. Buradan şimdi devam etmeyeceğiz. Şimdi DLC'ye gireceğiz. Tabii DLC'ye öbür yani gelecek bölümde devam edeceğiz. Evet, hiçbir şey kalmadı. Okey. Kapıları açtık. Şuradaki eşyayı alacağız. Unutulur sonra kalır öyle. Çok da önemli değil. Wipe böyle kamçı. Silah olarak kullanıyorsunuz. Perilenmiyor. Ama çok da kullanmayı sevdiğim bir şey değil. Silah değil. Evet, DLC varsa sizde şurada bir adam olacak. Ve kesinlikle DLC'niz olsun sizde, o da indirime giriyor. DLC çok önemli. DLC'ye girince ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdilik travel. Biz Ashes bulduyduk, onu bir satıcıya verelim. Evet, 6666 ruhumuz var. Çok güzel oto şey denk gelmiş.
Ash verdik. Güzel. Ne satıyorsun? Mis. Exile Mask. Bunlar sanki daha dayanıklıydı üzerimizdekilerden. Bak bunu alabiliriz eğer öyleyse. Yakın zaman çünkü çok fazla ihtiyacımız olacak şu an zırha. Öbür bölüme girmeden bakalım. Bir karşılaştırma yapalım. Evet kesinlikle daha dirençli. 15 kilo tabii ama bu. Bu 17.3. Alalım. Ruhumuz bitti zaten. Nerede? 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 Şurada. Bakın bunun üstünde zaten zırh daha dirençli olan bir şeyimiz yok. Evet. Darbeye karşı da çok büyük direncimiz oldu şu an. Exile Armor'la. Ama çok da pek de güzel görünmüyor. Yani. Güzel bir pelerini varmış gibi ama kalkan uymuyor. Ve ağırlaştık mı? Yok ağırlaşmamışız. İlginç. Niye? Ben düşündüğümden de hafif. Acaba şunu taktığım vakitte... Evet takamıyorum. Daha hafif bir şeyler takmam lazım. Bilmiyorum şu an iyi mi yaptık, kötü mü yaptık ama sonra bakarız ona. DPS'e ihtiyacımız var. Olmadı değiştiririz tekrardan bakalım bir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.